Gelelim yeni bir oturuma. Maç sektöründe yeni dönem nereden başlamalı? Moderatörümüz Hüseyin Kurt bizlerle birlikte olacak. TÜRSAP Maç Turizmi İhtisas Başkanı. Site Türkiye Başkanı Sayın Hasan Dinç bizlerle birlikte olacaklar. Bir başka konuğumuz MPI Türkiye Başkanı Feyhan Kapralı bizlerle birlikte olacaklar. Bir başka konuğumuz PCO Platformu Başkanı Sayın Ersoy Tabaklar ve TÜED Başkanı Sayın Meltem Tepeler bizlerle birlikteler. Ben hemen sözü değerli moderatörümüz Hüseyin Kurt'a bırakıyorum. Kıymetli meslektaşlarım, sektör paydaşlarımız, ulusal basın ve turizm basınımızın güzide temsilcileri, öğrenci dostlarım, değerli akademisyenler, hanımefendiler ve beyefendiler, hepiniz Türkiye Seyahat Acentaları Birliği'nin gerçekleştirmiş olduğu 1. Uluslararası Turizm Forumu'na hoş geldiniz. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bundan önce 4 oturumu gerçekleştirdik. Bugünün 5. panelindeyiz. Yarın oturumlarımız yine 5. Gün içerisinde havacılıktan otelciliğe, aynı zamanda ekonomiden şimdiki oturuma kadar çok kıymetli oturumlar oldu. Ben de yine çok kıymetli misafirlerimle birlikteyim. Birazdan kendilerini sizlere takdim ediyor olacağım ama izninizle birkaç teşekkürle başlamak istiyorum. Öncelikle organizasyonun gerçekleşmesinde desteğini esirgemeyen kıymetli yönetim kurulu başkanımız Firuz Bağlıkaya ve yönetim kurulu üyelerine, bunun dışında yine mutfakta şu anda desteklerini ve yardımlarını esirgemeyen kıymetli çalışma arkadaşlarımız Levent Demirel ve ekibine, Mesut Kanat ve ekibine çok teşekkürler. Yine çok kıymetli 4 programın, 4 panelin sunumunu gerçekleştiren ve artık ailemizin sunucusu haline gelen Sevinç Çatıroğlu'na ve emeği geçen tüm organizasyon ekibindeki arkadaşlarıma şükranlarımı ve teşekkürlerimi arz ederek başlamak istiyorum. Bugün Mayıs'ı konuşuyor olacağız 5. oturumunda. İlk günün 5. oturumu Mayıs'ı konuşuyor olacağız. Çok kıymetli misafirlerim var. İzninizle kendilerini takdim etmek istiyorum sizlere. Hasan Dinç aramızda Site Turkey Başkanı, Meltem Tepeler aramızda TÜED Başkanı, Tüm Uluslararası Etkinlikler Derneği Başkanı. Keza yine MPI Turkey Başkanı Feyhan Kapral aramızda ve Profesyonel Kongre Organizatörleri Derneği Başkanı Ersoy Tabaklar aramızda. Çok kıymetli misafirlerimiz var. Bugün Mayıs'ın dününü, bugününü, yarını konuşuyor olacağız. Hepinizin malumu üzere Mart 2020'den itibaren günümüz dünyasının karşılaşmadığı bir krizle baş başayız. Bu pandemi kaynaklı bir kriz. Pandemi kaynaklı kriz sağlığımıza olan etkisinin yanı sıra sevdiklerimizi de hayatımızdan alan, bizleri de sağlığımız anlamında ciddi anlamda tehdit eden, ekonomimizi ve sosyal hayatımızı da derinden etkileyen bir kriz olarak maalesef hala devam etmektedir. Bu kriz hepimize yeni kavramlar öğretti. Bunların başlıcası hepinizin malumu üzere maske ve mesafe. Özellikle insanın sosyal bir varlık olduğu düşünülecek olursa dokunulma, hissetme, yaşama ve tüm bunlara aykırı bir varlık sürdüren bir virüsle baş başayız. Az evvel de dile getirdiğim gibi sadece sağlığımıza olan etkisiyle kalmayıp ekonomimizi ve sosyal hayatımızda derinden etkileyen bir kriz haline maalesef geldi. Bu krizle birlikte özellikle seyahat acentaları, tur operatörleri, kongre organizatörleri, etkinlik ajansları ve bizleri biz yapan tedarikçi dostlarımız, çözüm ortaklarımızla birlikte aslına bakarsanız çok büyük bir ekosistem olan Mayıs sektörü ciddi zorluklarla, sıkıntılarla baş başa. Neden mi? Aslına bakarsanız biz pandemi kaynaklı krizle değil, 2015 yılından itibaren günümüze dek süren maalesef krizlerle baş başayken ve bunların yaralarını daha saramamışken, bunları atlatamamışken pandemi kaynaklı krizde baş başa kaldık. Şu anda turizm sektöründe olduğu gibi belki de en son toparlanacak sektörlerin ve segmentlerin başında Mayıs tarafı geliyor. Bu bağlamda da özellikle Mayıs sektörü bileşenleri hayatta ve ayakta kalma mücadelesi veriyor. İzninizle bunu aktarmak istedim. Değerli dostlar, ben izninizle şimdi hemen hızlıca sorularıma geçmek istiyorum. Çok kıymetli sorularımız ve konu başlıklarımız var. Hep birlikte güzel bir yayın yapıyor olacağız. İzninizle şunu aktarmak istiyorum öncelikli olarak. Ekranda gördüğünüz misafirlerimle gün içerisinde bazen 2 veya 3 kere bir aradayım. Dolayısıyla daha samimi sohbet havasında bir panel olmasını arzu ediyorum. Aramızda Hasan Dinç var. Kızıldeniz'den ayağının tozuyla geldi. Ersoy Başkan koronayı şu anda atlatmaya çalışıyor 10. gününde. Kendisine de bu vesileyle geçmiş olsun dileklerimizi iletmek istiyorum. Kıymetli dostlar, ilk sorumu tüm katılımcılara arz ediyor olacağım. Pandemi sonrasında Mayıs organizasyonlarını görmek gerçek mi, hayal mi? Mayıs bitiyor mu, evrim mi geçiriyor? Bu soruyu herkesin kendi penceresinden yanıtlamasını arzu ediyor olacağım. Hasan abi diyorum izninle. İş sendeyiz. Özellikle incentive ve incoming tarafında gerçekten Mayıs bitiyor mu, evrim mi geçiriyor?
Biz de pandemi sonrasında bu bizleri neler bekliyor, senden dinleyebilir miyiz? Merhabalar herkese Hüseyin'cim, çok teşekkürler. Evet, ben de keyifli bir sohbet olmasını diliyorum. Dediğin gibi biz sürekli bir aradayız. Ersoy hocam, tekrar sana da geçmiş olsun dileklerimi paylaşmak isterim seninle. Ama ekranda çok güzel görünüyorsun, vallahi hiç şey yok. Mayıs bitmez, bitmeyecek. Hitler bile bitirememiş. Geçenlerde İngiltere'nin paylaştığı bir seyahat acentasının bir afişi var. Hitler'e rağmen seyahat edin gibi bir şey var. Onu görüyoruz. Mayıs bitmeyecek. Evrim mi geçiriyor? Bence evrime COVID öncesinde başlamıştı Mayıs. Ama COVID'le birlikte mutasyona uğradı. Yani mutasyon biliyorsunuz anlık değişiklikler gerektirir. O evrim sürecini ciddi anlamda hızlandırdı. Nedir hızlandırdığı konular? COVID öncesinde herkes bütün uluslararası anlamda Z jenerasyonuna hazırlık yapılıyordu. Z jenerasyonun beklentilerine hazırlıklar yapılıyordu. Ve bu araştırmalar yapılıyordu. Keza geçenlerde NPI ile birlikte Z jenerasyonu üzerine bir panel yaptık. Çok değerli bir konuşmacımız vardı, Rob Davis'in. Aynı zamanda kendi panelistlerimiz, kendi young leaderimiz, kendi Z jenerasyon temsilcilerimiz konuştu. Buradaki değişiklikler nedir? Bu süreç hızlandı bununla birlikte. İşin özeti sürdürülebilirlik, bilinçli tüketim, sosyal sorumluluk üzerine dayalı yeni bir Mayıs dünyası bekliyor bizi. Bu jenerasyon Z'nin en büyük özelliklerinden bazıları çeşitliliği kabullenen, sağlığa önem veren, yani Z jenerasyonu kadar az sigara içen bir jenerasyon yok örneğin dünyada. Kendi kendine öğrenmeye odaklanan ve dünyaya bir fark yarattırmaya çalışan bir kuşak. Biz bunlara hazırlanıyor olmamız gerekiyor Mayıs'la birlikte. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Buradan Hasan abi, izninle şey sormak isterim. Sen aynı zamanda SiteTurkey'nin de başkanlığını yapıyorsun. Society for Incentive Travel Excellence olarak geçen açılımını yapmak gerekirse. Özellikle incentive tarafında online tarafa bir evrilme bekliyor musun? Yani incentive online olması mümkün müdür? Bu motivasyon yani incentive nereye evrilecek? İncentif bu anlamda şeyden sonra, luxury leisure'dan sonra en çok toparlanacak segment olacak gibi görünüyor. Herkesin beklentisi o doğrultuda ve ona göre hazırlanıyor. Ama incentive'in kendisi içerik olarak yine bu jenerasyon Z'ye doğru odaklanıyor. Eskisi gibi devasa, şaşalı gala geceleri olmayacaktı. Daha çok sosyal sorumluluk hitap eden projeler olacak. Ama herkesin beklentisi özellikle incentive anlamda da çok büyük bir hareketlilik bekleniyor. Ha, Türkiye burada nerede nasıl yer alacak, o ayrı bir konu. Ben dünya anlamında şey yapıyorum. Herkesin hani corporate anlamda da Mayıs hani kurumsal anlamda da tamamıyla şeyin ağzına bakıyoruz. Kurumsal dünyanın ağzına bakıyoruz toplantılar anlamında. Onlar ne karar verecek? Biz çok kendi aramızda sürekli konuşuyoruz. Bir senedir konuşuyoruz. Ama onlardan da farklı tonlarda sesler geliyor. Oradaki toparlanma süreci biraz daha farklı olacaktır. Fena Hanımcığım, size dönecek olursak, siz aynı zamanda Texar Incentives gibi aslında çok köklü bir firmanın sahibisiniz. SiteTurkey'nin yönetim kurulu üyesi ve aynı zamanda MPI Turkey'nin Toplantı Profesyonelleri Derneği'nin de başkanlığını yürütüyorsunuz. Benim bildiğim kadarıyla pandemi öncesi, yani bu Mart'tan önce Ocak ve Şubat aylarında, yanlış hatırlamıyorsam, sizin 30-40 civarında grubunuz Anadolu'da geziyordu. Bu bağlamda incoming ve incentive tarafında pandemi sonrası şekillenmeyi nasıl bekliyorsunuz? Tekrar biz o Amerikalı gruplarımızı, Kanadalı gruplarımızı sizin ev sahipliği yaptığınız ülkemizde ağırlayabilecek miyiz? Neler demek istersiniz? Çok teşekkürler Hüseyin. Ben de herkese merhaba demek istiyorum. Çok Hasan'ı da istemiyorum açıkçası. Çok da güzel özetledi. İkimiz de 3 aşağı 5 yukarı aynı derneklerde de çok aktif olduğumuz için ve pazarlarımız da çok benzer olduğu için aynı konulara hakimiz. Benim bir fark olarak o senin bahsettiğin Amerikalı gruplar esasında bizim incoming gruplar, incentive gruplar değil, leisure gruplar. Bizim Texter'in hem incentive hem de incoming tarafı var. Ben de katılıyorum. Incentive hiçbir zaman bitmeyecektir. Ama önce luxury segment veyahut da bu Anadolu kültür turları daha evvel gelecek.
Ben geçen sene bu zamanlarda çok daha aslında hepimiz gibi daha umutlu bakıyordum. Daha net baktığımı zannediyordum ki bakmıyormuşum. Çünkü hiçbirimiz, bütün dünya bu pandemi sürecini anlayamıyoruz ve ölçemiyoruz açıkçası. Hani her şey daha iyi olacak, daha güzel olacaktan ziyade şimdi süreçlerin biraz daha değiştiğini fark ediyorum. Daha da hepimiz için hem Türkiye'de hem bizler için çok daha da ağırlaşıyor. Çünkü bu sektör bir seneden beri de özellikle mal sektörü çok çalışmıyor. Fakat bu iş gelecek. Herkesin şu an pazarlarda beklemede olduğunu çok net hissediyorum, görüyorum. Hatta açıkçası bizim bu yaz dönemi itibarıyla da bir takım incentive gruplarımız özellikle Latin Amerika'dan konfirme olmuştu. Fakat hem bizdeki artışlar hem de kendi ülkelerindeki artışlar, o da çok önemli bir faktör. Bunları erteletti. Onun için şu an bir şey söyleyemeyeceğim. Fakat incentive hiçbir zaman dışları olmayacak. Açıkçası biz bu süreci, yani en azından şu önümüzdeki 3-4 ayı daha iyi geçirirsek, ben Ekim-Kasım itibariyle bile incoming gruplarının başlayabileceğini, çünkü şu anki satışlar onu gösteriyor. Ama şeyi de unutmayalım, şu devrede her şey çok flexible olmak zorunda. Yani bizim şu an mesela Eylül-Ekim'de bir grubumuzun olması kağıt üzerinde çok doğru, ama bu her zaman için iptal olup veyahut da ertelenmeye müsait bir durumda. Tekrar sen o bahsettiğin işte incentive ve de incoming'deki evrimler, daha sonra katılıyorum. Hem bizim direkt kontakta olduğumuz firmalar, yani incentive house'lardaki ki bizim direkt müşterilerimiz değişecek, daha gençleşecek, daha gitgide Z jenerasyonuna gelecek. Ona göre talepleri olacak. Hem de onların buraya getirdikleri misafirlerimiz de bu jenerasyon olacak. Onun için bizim kendimizi bu şekilde adapte etmemiz gerektiği çok doğru. Ben bunu destinasyon olarak yapabileceğimizi düşünüyorum. Çünkü Türkiye'nin bunu yapabilecek şeyleri var. Altyapısı da var. Artı doğal özellikleri de var. Birazcık kendi artık ülkemizden çıkmamız lazım. Biraz daha bir efor koymamız lazım. Bu sustainability çok önemli. Daha sonra belki tekrardan şey yapabiliriz. Evet, ilerleyen dakikalarda da özellikle girebiliriz. Girebiliriz. O çok öyle. O çok daha pazarlama tarafına girebiliriz. Ama bizim tarzımız özellikle incentive ve de luxury travel'da ben çok dijital ve de online ve de virtual bir şeye geçeceğimizi düşünmüyorum. İnsanlar bunu arzu etmiyorlar. Herkes şu ana kadar çok başarılı, yine bu incentive toplantı demiyorum, incentive konusunda çok başarılı bir virtual şey de görmedim ben, bir tecrübede görmedim. Yani insanlar şu an bekliyorlar. Hayır, görülmüyor. Yani burada bir sosyallik önemli, bir dokunma önemli, bir görmek önemli. Yani incentive'in bazında zaten insanlara yaşamadığı bir tecrübeyi yaşatmak vardır. Bu durumda da bu kadar evlerinde bekleyip her şeyleri kenara koymuş gruplar için seyahat olacağını düşünüyorum. Bundan daha evvel bir takım pazarlarda, bu Amerikalarda falan filan, Avustralyalarda incentive'ler seyahat yerine bir takım başka materyallerle de yer değiştirmiş olabiliyordu. Yani işte yani başarılı olan birine seyahat yerine atıyorum bir işte buzdolabı, bir araba falan da verilebiliyordu, ama şu an bence en önemli şey insanlar için seyahat olacak. Evet. Onun için de ortam toparlan ki hiçbir zaman sıfırlanmayacağını düşünüyorum ben şu aşamada, yakın bir gelecekte, ama biraz kontrol altına alındığı zaman da incentive ve luxury segmentin seyahat edeceğini düşünüyorum. Ama evet. Türkiye bunu neresine yer alacağını herhalde bir sonraki zamanda konuşuruz. Aynen. İzninizle Ersoy abi sona bırakacağım kongreler tarafını. Çünkü kongreler tarafında online kongrelerin olduğunu biliyoruz. Ben izninizle hemen Meltem Hanım'a geçmek istiyorum. Meltem Hanımcığım, düğünleri online yapabiliyor muyuz? Düğünler ne durumda? Düğünler, özel günler, kutlamalar, o taraftaki durumu bize aktarabilir misiniz? Nereye evriliyor o taraftaki organizasyonlar? Şimdi öncelikle herkese merhaba diyeyim ben de buradan. Çok güzel bir fırsat kendi segmentlerimizi MICE içerisinde anlatmak için. Ben açıkçası oldukça ümitliyim. Hatta benim bugün ekiplerimden bir tanesi Orta Doğu'lu bir müşterimizi Bodrum'u inspection'a götürdü. Şu anda orada ve bu düğün sanırsam bir ay, bir buçuk ay sonra yapılacak. Son toplantısına gidildi. Yani aslında
Kutlama turizmi bir şekilde devam ediyor. Sayılar azaldı. Sayılar düştü. Biz yani 300, 400, 500 kişilerden şu anda bu düğün 80-70 kişi olacak gibi gözüküyor. Dolayısıyla aslında bitmedi. Sayılar azalarak devam ediyor ve bu arada tabii çok insanlar arasında, çünkü biliyorsunuz kutlama turizmi son 10 yılda büyük bir trendti dünyada. Ve bu hakikaten pek çok ülkenin de büyük bir gelir kaynağıydı. Pek çok insan için, yani Türkiye'de çok alışılmış bir şey değil. Biz daha çok düğünlerimizi alıp yurt dışında yapmıyoruz kutlamalarımızı. Ama insanların kutlamalar için Türkiye'ye gelmesine son 10 yılda çok alışmıştık. Bu gruplar büyük bir hasret içinde gelmeyi bekliyorlar, öyle söyleyeyim. Ve aynen Hasan ve Feyhan'a katılacağım. İlk luxury zaten toparlanacak. Bu segmentin toparlanmasını çok bekliyoruz. Ama MICE adına da bir şey söylemek isterim. Biliyorsunuz biz çok güzel bir kuruluşun şemsiyesi altında Livecom Alliance diye Avrupa'daki önemli etkinlik derneklerini bir araya getiren bir kuruluş. Ve biz orada her ay başkanlar toplantısı yapıyoruz ve 3 ayda bir de oradan rapor alıyoruz. Bu Avrupa'daki gelişmelerden ve etkinlik ve MICE sektörünün son halinden bize çok güzel raporlar veren bir yer. Açıkçası her ayki başkanlar toplantısından da umutla çıkıyorum. Çünkü orada bakın Avusturya ile konuşuyoruz, Almanya ile konuşuyoruz, Hollanda ile konuşuyoruz, İspanya ile konuşuyoruz, Portekiz ile konuşuyoruz. Çünkü bu insanlar büyük bir patlama bekliyorlar. Yani bütün bu süreç bittiğinde ki soru işareti olan bu sürecin ne zaman biteceği, Mayıs'ın gümbür gümbür geri geleceğini düşünüyorlar. Yani bunu hepsi söylüyor. Meltem Hanım, herhalde bu özellikle uluslararası düğünler tarafında, çünkü ben biliyorum ki siz çok kıymetli uluslararası düğünlere de ev sahipliği yapan bir firmanın yöneticisiniz. Hem İstanbul'da Dubai'de de bir şubeniz var. Şeyi sormak istiyorum. Bu pandemi sonrasında özellikle uluslararası yapmış olduğunuz düğünlerde katılımcı sayısı etkilenir mi? Şu anda çünkü hava sahalarının ciddi derecede kapalı olduğu bir durumu yaşıyoruz ve aynı zamanda aşılama çalışmaları, aşı pasaportu, bu aşılama, aşı pasaportu ve hava sahaları özellikle uluslararası düğünleri ne ölçüde etkiliyor? Şimdi biz geçtiğimiz sene çok çok etkilendik. Çünkü biliyorsunuz açıldık, kapandık, açıldık, kapandık. Şu anda beklemede bile 12 tane düğünümüz var bu yaz için. Hala yapılacak mı, yapılmayacak mı? Çok netleşemiyoruz. Geçen seneden kalan düğünlerden bahsediyorum. Bu da güzel bir yer değil mi aslında? Çiftlerin ısrarla tarihini beklemesi, hani o tarihte... Tabii. Ya benim en güvendiğim, benim en güvendiğim Orta Doğu pazarı... Hindistan, Pakistan pazarı. Şimdi buralar da gelenek, düğün geleneği çok önemli bir gelenek. Ben o yüzden buna çok güveniyorum. Yani Hindistan'da insanlar en çok parayı düğüne harcıyorlar. Bu bir ailenin şeref meselesi. Aynı keza Orta Doğu için de böyle. Yani yediğinden, içtiğinden kısıtlıyor ama düğününü en görkemli şekilde yapıyor. Çünkü bu bir gelenek orada. Yani düğün bir gelenek olduğu sürece de özellikle alıp insanları bir yerden bir yere götürmek çok daha güzel ve gösterişli ve anı bırakan bir şey olduğu için bundan vazgeçmiyorlar. Ama şu anda Hindistan'da Hindistan içinde düğünler yapıyor. Bunu biliyorum. Ama gelmek ve bunu yapmak isteyen çok insan var. Aşılanma arttıkça ya bu her şey biraz şeye bağlı. Yani uçuşların artmasına, aşılanmanın çoğalmasına güven kazandıkça bu tamamen dönecek. Çünkü hibrit, online bu şekilde kutlamaların olamayacağını herkes gördü. Olmayacak. Evet. Öyle bir şey olmayacak. Belki kongrelerde olacak ama bizim segmentimizde, luxury segmentinde bunun olmasına imkan, ihtimal yok. Dolayısıyla bu devam edecek ama ne zaman gelecek tabii tam. Ama başladı. Yani bir şekilde başladı. Hareket başladı. Şimdi bugün bakın bir buçuk ay sonra yapılacak olan düğünün inspection'ında ekip. Yani dolayısıyla hala açıkçası vaka sayıları ve aynı zamanda aşılama ne ölçüde evrilecek bunu da takip etmemiz gerekiyor. Tabii çünkü kesinlikle. Hala dünyada bir ülkenin aşıya ulaşamadığını biliyoruz. Dolayısıyla ilerleyen günlerde bence bunu da takip etmekte fayda var. İlerleyen dakikalarda Meltem Hanımcığım, bu düğün ve uluslararası etkinliklerin bizlere bıraktığı gelir,
aynı zamanda önemini. Bunun dışında İstanbul, Bodrum, Çeşme, Antalya'nın önemli düğün destinasyonları olduklarını biliyoruz ama başka destinasyonlar yaratabilir miyiz? Bunları da sizlerle konuşuyor olacağız. Ben izninizle soruyu şimdi yine çok kıymetli dostumuz PCO platformunun başkanı bırakmak istiyorum. Ersoy abi sendeyiz. Bu kongreler nereye evriliyor? Kongrelerde durum nedir? Online kongreler olarak mı hayatımıza devam edeceğiz pandemi sonrasında da? O tarafta bizi neler bekliyor? Senden dinlemek ve kıymetli görüşlerini almak isterim. Sessizdesin abi. Muttan çıkabilirsen. Pardon. Sizleri dinlerken sessizde kalmayı tercih ettim. Teşekkür ederim Hüseyin. Herkese hem oturumdaki dostlarıma hem izleyicilere. Tabii kongrelerde biraz farklı. Yani Mayıs'ın C tarafında iş biraz farklı gelişti. Geçen sene Mart ayında hepimiz Mayıs'ın tüm diğer segmentlerinde olduğu gibi biz de kongreciler olarak kontak kapattık ama o kontak birkaç ay sonra farklı bir şekilde yani çevrim içi kongre, e-kongre şeklinde açıldı. Bu tabii biraz can suyu yaptı bütün kongreciler için. Dünyada iş o noktaya gitti. Her konuda olduğu gibi biz çabuk refleks gösterebildik. Türk insanının doğal yapısı gereği. Herkes bu anlamda hızlıca donanım, altyapı hatta insan kaynağını o şekilde geliştirdi ve e-kongreler bir nebze olsun hayat kurtardı. Ama tabii kimin hayatını kurtardı? Sadece o ajantanın, o ama kongre sektörü bundan mı ibaret? Hayır. Kongre sektörünün beslediği 50 küsür tane farklı iş alanı var. Biz bir şekilde e-kongrelerle, çevrim içi kongrelerle hayatta kalmayı başarırken bizim tedarikçilerimiz hiçbir e-kongrede bizde bir fatura kesemediler. Bizimle bir işbirliği yapamadılar. Dolayısıyla kongre sektörünü sektör olarak düşündüğünüzde çok ciddi sıkıntı. E-kongreler devam eder mi? Tabii ki eder. Şu anda e-kongreler 2021'in sonuna kadar da devam edecek gibi zaten gözüküyor. Çünkü kongreler biliyorsunuz öyle anlık karar verilen, bir ay öncesinden, iki ay öncesinden karar verilebilen işler değil. Çok uzun dönemli kontratlar, çok öncesinden yapılan ön ödemeler ve çok öncesinden başlayan hazırlıklar gerekiyor. Bunu konvansiyonel kongreye göre mi yapacaksınız, e-kongreye mi göre yapacaksınız? En kötü ihtimalle ulusal kongre için konuşuyorum. 6 ay öncesinden karar vermek gerekiyor. Dolayısıyla 2021 için konuştuğumuzda şu an bütün sektör, Türkiye'yi kastediyorum, ulusal kongre pazarını kastediyorum. Biz yılın son çeyreğinde kongrelerimizi konvansiyonel yani fiziksel olarak yapabilecekmişiz gibi devam ediyoruz. Ama yaz ortasına geldiğimizde biz toplumun, ülke nüfusunun yarısından çoğu aşılanmamış olursa, hala bugünkü gibi aşı konusunu tartışıyor olursak, o zaman yine elimizde olmadan istemeyerek de olsa kongreleri gene e-kongreye çevireceğiz ve 2022'ye bakacağız. Salgının tamamen ortadan kalkmasından sonra da iş tabii ki insentivdeki gibi olmayacak. Çok büyük talep olacağı kesin. Yani fiziksel kongreye, konvansiyonel kongreye, ulusal bazda da, uluslararası bazda da inanılmaz büyük talep olacak. Ama kongrelerde biliyorsunuz sistem farklı çalışıyor. Kongrelerin mali yapısı insentivlerden farklı. Kongrelerde o talebi karşılayacak diğer tarafta endüstrinin bir arz yaratabilmesi gerekiyor. Aynı oranda yani bizim normal şartlarda 1000 kişiyle gerçekleştirdiğimiz, en son 2019 yılında 1000 kişiyle yaptığımız bir işin eğer 2022 yılında fiziksel olarak yapabildiğimizi varsayarsak en az iki kat talep olacağı kesin. Ama bu talebi karşılayacak endüstri arzı oluşur mu? Çok mümkün gözükmüyor. Zaten tıp kongreleri ağırlıklı konuşuyoruz biliyorsunuz kongre. Ulusal pazarda da konuşurken işin ana ayağı olan tıp kongrelerini konuşuyoruz. Fiziksel kongrelere böylesine talep olduğunda mümkün olduğunca o talep karşılanmaya çalışılacak. Belki
farklı finansman yapıları gelişecek ve yüksek sayılarda kongre katılımları olacak. Ama şu bir gerçek ki kongreler artık hibrit olmaya devam edecek. Yani bin kişinin katıldığı... Biz online tarafını daha yüksek sayılarda mı göreceğiz önümüzdeki kongrelerde? Şimdi kişilerin tercihine kalırsa asla. Şimdi bakın kongreleri, yine tıp kongresi konuşuyoruz. Ya bunu %'ye dökmek çok mümkün değil ama kongre katılımlarına bakıldığınızda insanlar ya bilgiye ulaşmak artık sadece fiziksel olarak bir yerden bir yere giderek bilgiye ulaşmıyorsunuz. Şu anda herhangi bir uzmanlık alanında, tıpta da aynı şekilde yeni gelişmeleri, yeni tedavi yöntemlerini, yeni endüstri gelişmelerini, yeni çalışmaları, yeni bildirileri, tebliğleri anında internet üzerinden ulaşabiliyorsunuz. İnsanlar niye gidiyor kongrelere öyleyse? Bunları yerinde dinlemek için elbette. Evet. Bunları o çalışmayı yapan kişinin ağzından belki canlı olarak dinlemek için elbette. Ama aslında bir de işin sosyalleşme tarafı var, network tarafı var. Bunu hiç kimse ortadan kaldıramaz. Siz çok daha zengin bir bilimsel içerikle bir e-kongre yaparken ondan bir hafta sonra o bilimsel içeriğin yarı içeriği kadar ya da toplantıya, toplantı saatine sahip bir fiziksel kongre yapın. Fiziksel kongreye talep çok daha fazla olacak. Evet. Ama dediğim gibi sahanın talebe karşılık bir arz yaratabilmesi. Yani şunu anlıyoruz Ersoy abi. Yani kongre demek sadece bilimsellik tartışmak, vaka tartışmak değil. Sosyal programlar vardır, gala programları vardır, takım aktiviteleri vardır. Fuaye alanında bir çay kahve içmek vardır. Gala gecesinde bir kadeh birlikte içmek, yeni iletişimler başlatmak, ne bileyim daha önce görmediğin hocayla sohbet etme fırsatını yakalamak gibi aslında kendi içinde bir sürü sosyal detay barındırıyor ve bunu da online'da yapmak mümkün değil diye düşünüyorum. Yani şöyle ama son 10 yılda 15 yılda işin sosyal program tarafı bilinçli bir şekilde törpülendi. Yani törpülendiği kötü anlamda kullanmıyorum. Hem ülkelerin sağlık otoriteleri, hem ilaç ve medikal endüstri, hem dernekler, hem de bizler işin sosyal yönünü biraz törpülemeyi daha doğru bulduk, daha uygun bulduk. Benim sosyalleşmeden kastım insanların birebir birbirlerine dokunarak, birbirlerinin gözünün içine bakarak konuştuğu, dediğin gibi bir çay kahve içtiği veya toplantı aralarında oturup bir şiir dinletisi dinlediği, bir klasik müzik gösterisi dinletisi dinlediği ortamlardan bahsediyoruz. Biz neler yapmadık ki Mart ayından buraya e-kongrelerde? Canlı konserler yapmaya çalıştık, şiir dinletileri, onlar bunlar, yarışmalar bilmem neler. Ama mümkün değil. Aynı tadı vermesinin imkan ve ihtimali yok. Ersoy abi son olarak şeyi sormak istiyorum. Tekrar sana bağlanıyor olacağız tabii ilerleyen dakikalarda. Özellikle hizmet alan taraftaki peki geri bildirimler nedir? Yani bu fiziki kongreleri özler durumdalar anladığım kadarıyla o zaman, doğru mu? Şöyle kastedeyim. Hizmet alan tarafı gösterini alabilirsek. Evet. Hizmet alan tarafı ikiye ayırmak lazım. Bir, hizmet alan taraf katılımcı yani delege. İki, diğer tarafta endüstri yani sponsorlar. Katılımcıya baktığınızda tabii şu avantajları yaşadık. Kongrelerde bizim fiziksel kongrelerimiz yabancı konuşmacıları Türkiye'ye getirirken verdiğimiz yüksek bilet ücretleri, onların konaklama maliyetleri, şunlar bunlar. Ama e-kongrelerde sayısız istediğimiz bütün yabancı konuşmacıları, kişinin takvimi müsaitse hepsini getirebildik. Dolayısıyla bilimsel anlamda müthiş içerikler çıktı. Ya bir kongrede siz o ulusal kongreye bütçenizde 10 tane yabancı konuşmacı ayırmışsınızdır. 3 tanesi overseas'dir, okyanus aşırı uçaktır. 7 tanesi Avrupa'dır. Ama e-kongre yaptığınızda siz 40 tane yabancı konuşmacıyı yarısı Avrupa, yarısı okyanus aşırı getirebiliyorsunuz. Dolayısıyla müthiş bir içerik çıkıyor. Bu anlamda bakıldığında katılımcılar çok memnun. Yani bilimsel içerik anlamında. Diğer tarafta Ersoy'a bir soru yöneltmek istiyorum. Ersoy bitirmeden, yani başka konuya geçmeden. Estağfurullah. Şimdi mi soracaksın abi? Yani sen sözünü bitirince, sen diğer tamam. Konuya geçmeden.
bilimsel içerikten dolayı müthiş bir memnuniyet var. Ama göz göre göre aslında şeyi de görüyoruz. Yani o Nisan 2020'deki büyük izleyici sayıları yavaş 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 düşmeye başladı. İnsanlar ekran karşısında artık dinlemek istemiyor veya seçici olmaya başladı. Önceden bir günün 6 saatinde oturup toplantı izlerken şimdi o 3 saate düştü, 4 saate düştü. Endüstri tarafına geldiğimizde endüstri aslında arada bilimsel programdaki bu memnuniyet ve katılım oranlarının yüksekliği endüstriyi mutlu ediyor. Ama kongrelerde biliyorsunuz bir de işin fuar tarafı var. Yani stand exhibition tarafı var. Ve biz sanal stand alanları, sanal exhibition alanlarını yine orada da neler 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 yaptık ama mümkün değil. Yani katılımcının standa gidip oradaki temsilciyle birebir görüştüğü, oturup o standta iki çay içtiği, markayı orada gördüğü, tanıdığı gibi olmuyor. O açılardan bakıldığında endüstri memnun değil. Evet. Hasan abi hızlıca senin de sorunu alalım. Evet çünkü hani konu bana hiç yabancı değil. Onun için Ersoy'a bir soru yöneltmek istiyorum. İzlenimini merak ediyorum daha çok. Bu hibrit modellerdeki son COVID'den dolayı izlemiş olduğumuz hızlı adaptasyon süreci teknolojik altyapı olarak bir ek gelir olabilecek mi kongrelere? Yani şöyle söyleyebilirim. Sen önceden şu an ne yapıyordun? Delege ücreti belirliyorsun vesaire vesaire. Şimdi bir de online modülü bir delege şeyin olacak. Yani sen fiziki olarak maksimum 2000 kişiyi toplarken ikinci bir gelir kaynağı olarak da 5000 kişi örneğin katılamayan veya daha ucuz ücretle katılabilecek bir platformu 10 yılda gelişmesi gereken bir şey çok kısa bir sürede bütün dünyada çok güzel geliştiğini düşünüyorum. Yani bunu böyle sen de aynı görüşte misin diye merak ettim. Tabii o mesleki sır çok şöyle şaka bir tarafa. Haklısın, çok doğru gözlemlemişsin. Ama şöyle bir gerçek de var ya, en az 7-8 senedir biz zaten fiziki kongreleri yaparken kongrelerin en azından ana salonlarındaki oturumları zaten canlı yayınlıyorduk. Katılamayanlar için ücretsiz olarak canlı yayınlıyorduk. Şimdi başta uluslararası kongreler olmak üzere dediğin anlamda bir ek gelir olanağı oluştu. Ek bir ürün çıktı ortaya. Yani ürün çeşitlendirmesi yapabileceğiz. Kongrenin evet kayıt konaklama ücretleri, kayıt dahil konaklama dahil paket programlar bunlar olacak ya da fiziki stand. Ama diğer taraftan da online katılım için kayıt ücretleri, hatta fiziki olarak stand açamayan firmalar için çevrim içi stand imkanları, fiyatları birbirinden farklı olmak üzere, yani çevrim içi katılanların fiyatları fiziksel katılanlardan biraz daha düşük olmak üzere bu tarz ek ürünler çıktı. Bu bir ek gelir yaratacağını düşünüyoruz. Öyle de olacak gibi gözüküyor. Ama bir taraftan da şöyle bir şey var. E-kongrelerle alakalı şöyle bir tehdit de demeyeyim de ortam biraz karışık. Biz PCO'lar tarafından bakıyorum. Biz PCO'lar know-how satıyoruz, zaman satıyoruz, ekip satıyoruz, insan kaynağı satıyoruz. İşimiz bu. İş e-kongreler tarafına, webinarlar tarafına geçtiğinde orada bir kavram karmaşası oldu. Şu an onunla ilgili aslında sektörde sıkıntılar yaşanıyor. Bizim normal şartlarda tedarikçimiz olan, bizim iş ortağımız olan firmalar artık müşteriye, son kullanıcıya direkt hizmet verir hale geldi. Bundan dolayı da açıkçası sektörde biraz hoşnutsuz bir havada evet. Hakim. Çok teşekkürler. Çok sağ ol kıymetli bilgiler ve aktarımlar için. Ben izninizle bir sonraki soruya geçiyorum. Feyyan Hanımcığım, rakip ülkeler bu süreçte ne yaptılar? Bu süreci neler yaptılar? Bu bağlamda sizin gözlem ve izlenimlerinizi alabilir miyiz? Tabii, memnuniyetle. Şimdi hep baştan beri konuştuğumuz gibi ilk defa Türkiye kendi başına bir kriz yaşamadı. Bütün dünya aynı anda bu kriz içine düştü. Ve açıkçası bizim tabii böyle krizlerle baş edebilme kastımız her zaman için çok daha güçlü. Çünkü çok yaşadık bunu. Bunun için benim ilk gözlemlediğim tüm dünyada bu krizde tabii önce bir sağlık
problemi ve endişesi ve ondan sonra da bir iş endişesi olduğundan dolayı çok fazla bir şey yapılmadı destinasyonların tanıtımı açısından diye ben. Çünkü insanlar önce yaşamak istediler. Bu arada tabii bir takım böyle çok da büyük aktörler sektörün ayrıldığı ya şirketlerini kapattılar, bıraktılar. Bunları da gördük ve de yaşadık. Ama şöyle bir şey var tabii. Özellikle çok gelişmiş olan ülkelerde bayağı bir maddi destekler de sağlandı. Şimdi baktığımız zaman bir destinasyonun öne çıkması açısından ki hepimiz şeyi de düşündük. Bu bir krizler aynı zamanda fırsat doğurur. Türkiye için de bir fırsat buradan yaratabilir biz diye düşündük. O anlamda baktığımız zaman bir iki destinasyon şu an daha ön plana çıkmaya başladı. İşte bunlardan bir tanesi hepimizin bildiği gibi incentive'de ve toplantıda rakibimiz olan Yunanistan. Bunun onlar daha ufak bir ülke oldukları için ve bu aşılanmayı da sektörü aşıladık tanıtımıyla dünyaya duyurarak bir pozisyonları oldu açıkçası. Daha ama henüz açılmadı bile Yunanistan, açılacak. Keza ben geçenlerde mesela bir İtalyan meslektaş grubuyla beraber bir toplantıdaydım. Onlar da esasında çok parlak durumda değiller. Onların da sıkıntısı bu dönem veya bu yaz biz işleri işte Malta'ya, Portekiz'e, Yunanistan'a kaybedeceğiz derdinde. Onun için Avrupa'da da her destinasyon işi yapmış veya öne çıkmış. Benim mesela en son gördüğüm hamlelerden bir tanesi Mısır'dır. Hepimiz bunu gördük, konuştuk. Evet. Çok doğru bir hareket yaptılar. Mısır her zaman için böyle çok derin krizlerde büyük bir olasılıkla da bir İngiliz PR şirketi desteğiyle bilemiyorum bu sefer ne yaptılar ama olayı tamamen krizden, işte daha evvel terörizmden çekip kadim işte Mısır medeniyetine döndürür. Mesela o çok böyle başarılıydı. Ve benim duyduğum kadarıyla Aslan Bey daha sonra söyleyecektir. O Mısır'daydı. Mısır'ın şu an için gelen talepleri de bence gayet kayda değer. Leisure ve MICE tarafına olumlu yansıyacak diyorsunuz değil mi? Yansıyacaktır, yansıyacaktır her zaman için. Zaten önemli bir ülkedir Mısır. Çok zor bir dönemden geçtiler. Ama bütün bunlara rağmen şöyle bir şey de söylemek istiyorum. Şimdi Avrupa, diğer destinasyonlar, bize rakip olan destinasyonlar bu pandemi krizi başladığı zaman zaten bizden 1-0 öndeydiler. Türkiye özellikle incentive toplantılarda bakacak olursanız 2015'ten beri çok zor bir süreç yaşıyordu. Evet. Biz 2019'da biraz toparlanır gibi olduk ama bizim büyük beklentimiz 2020'ydi. Onun için biz zaten birazcık geri başladığımız için süreci bizim daha iyi değerlendirmemiz lazım ve biraz daha öne çıkmamız lazım. İnsentif ve toplantı sektörü adına söylüyorum. Bunları galiba daha sonra konuşacağız diye çok da girmek istemiyorum ama yani en önemlisi bu sektörün bir seneden beri şu veya bu şekilde öz kaynaklarıydı, kredilerdi, işte ufak tefek desteklerle ayakta durmaya hakikaten de herkes çok fedakarlık gösterdi. Ve diğer dünya bu kadar fedakarlık göstermiyor ve daha radikal kararlar alabiliyor diğer meslektaşlarımız dünyadaki. Ama bir sene daha dayanma gücü olması lazım ki biz de biraz daha orta ve uzun vadedeki projelerimize, planlarımıza odaklanabilelim. Deyip ben burada bırakayım. Hasan istiyorsa buradan devam edelim. Hasan abicim, aynen senle devam edelim. Özellikle bu yurt dışında bizim rakip destinasyonlar dediğimiz destinasyonlar, pazarlama, iletişim ve tanıtım tarafında hani Feyyan Hanım'ın bıraktığı yerden almak gerekirse yine 1-0 öndeler mi? Yoksa biz bu duruma eşitleyebilecek miyiz? Yoksa onlar 2-0, 3-0 maçı böyle götürecekler mi? Şöyle söyleyeyim. Ben aslında bu pandemiyi Türkiye açısından üçe bölüyorum. İlk kriz başında biz çok güzel puanlar topladık. Çünkü Feyyan'ın da bahsettiği gibi biz çok fleksibil davranıp bütün işlerimizi güzel postpone ettik, insanları cezalandırmadık, çok az no show charge ettik vesaire vesaire. Çok güzel bir müşteri dünyasında güzel bir şey yakaladık. İkinci hamlede de ülkeyi tamamen kapatmadığımız için de veya kapatamadığımız için de adı ne, nasıl bakarsanız bakın, kapatmadığımız için de sürekli bir pozitif mesajlar yayabildik. Yani Angeles, işte Turizm Bakanlığı'nın yayınladığı o video bile çok işimize yaradı mesela. Ama tabii ki hani Feyyan'ın söylediğinin hepsine katılıyorum. Biz çok 1-0 değil 5-0 geriden geldik biz. Hı hı. Yani 1-0 Feyyan kibar söyledi. Yani
o anlamda hani 5-0 geriden geliyoruz. Mısır bizim önümüze geçmişti daha önce. Yani 2020'de Mısır'ın da bizden daha fazla işi vardı, öyle söyleyeyim. Şeyin handikabını yaşıyor muyuz? Ben aslında biraz oradan... Son bölümünde söyleyeyim yani. Üçüncü bölümde biz tekrar 4-0 geriye düştük. Yani son artışların, son rakamların, son dönemin ki herkesin toparlandığı süreçte aslına bakarsan hiç kimse ne yaptığını bilmiyordu etrafta. Şimdi ama sağdan soldan bizim rakamlarımız düşüyor, biz aşılandık. Bakın gelin çok güzel destinasyonumuz, bakın güzel incentive destinasyonlarımız var, alternatif destinasyonlarımız var, doğaya endeksli programlar yaptık, şunu yaptık, bunu yaptık, herkes şimdi her yerde konuşuyor. Biz hani maraton koşucusu gibi son yarışta hemen son düzlükte galiba sınıfta kalıyoruz. Yani evet, bu sefer de harita kırmızı, maalesef evet. Vaka sayıları aldı başına gidiyor, dünyada 3. 4. sıradayız. Biraz aslında şeye bir pas atmak isterim sana. Buradan belki senin de söyleyeceklerin vardır. Malumun üzere hani biz 17 dernek bir platform olarak da aslında böyle bir kongre, toplantı, etkinlik var tarafında. Pandeminin ilk günlerinde bir araya gelip birlikte hareket etme kararı aldık. Bu bağlamda da yakın zamanda bir Ankara çıkarmamız oldu. Şuna bağlıyor olabilir misin sen de? Ne düşünürsün? Ankara izlenimlerimizde şey dikkatimizi çekmişti hatırlarsanız. Hani turizm eşittir deniz, kum, güneş. Maalesef Mayıs'ı bilmiyorlar. Bütün yapmış olduğumuz ziyaretlerde görüştüğümüz siyasi figürlerin tamamını ilkokul birden böyle üniversite seviyesine çıkarır gibi Mayıs'ı ve turizmin incisi sektör olan Mayıs'ı anlatır durumda bulduk kendimizi. Bu 5-0 geriden geliyor olmamızda sence bunun da etkisi var mı? Yani Türkiye'de turizm eşittir deniz, kum, güneş algısının yerleşmiş olması. Mayıs'ın bilinmiyor şu an. Hani o bizim sektörün de bir ayıbı. Karşı tarafa bunu bir şekilde anlatamadık bu sene, bu yıllarca. Bu anlatamıyorsun bunu. Kimse de anlamak istemiyor ya da anladığı gibi ya da yanlış anlıyor. Deniz, kum, güneş konsepti bizde hep ön planda. Ki her zaman her yerde konuştuğumuz gibi hepimiz aynı yerlerde konuşuyoruz sürekli. Yani biz oradaki gelirle bu Mayıs'tan gelebilecek gelirlerin ve etkinlikten gelebilecek gelirlerin arasındaki dağlar kadar fark var vesaire. Yani ama buradan hani her şerde bir musibette bir şey vardır derler ya, hayır vardır derler ya, her şerde bir hayır vardır derler ya. Hani biz de buradan bu mesela bu birliği sağlayabildik. 19 evet. Dernek Türkiye'de ilk defa bir araya geldi. Ama beğenirsin ama beğenmezsin. Bazıları eleştirir, bazıları eleştiremezsin. Ayrı. Ama hani 30 yıldır bu sektördeyiz Feyhan'la biz aşağı yukarı. Hani böyle bir şey görmedik daha önce. Bunlar da güzel ama çok az daha. Bunun çok daha fazlasını yapmamız lazım. Bizim iyiye iyi diyebilmemiz lazım. Kötüye de kötü diyebilmemiz lazım. Hani bu bütün ülkenin gerçeğinde var bu. Diğer ülkeler ne yaptı dediğin zaman onlar da hiçbir şey bilmiyordu. Mısır bile hani o bahsettiğimiz tören çok güzel bir tören. Bu arada Feyhan o töreni... tamamıyla kendileri yapmışlar. Bravo onlara. Yani çok güzel bir prodüksiyondu. Ama o müzeyi de biliyorsunuz 2003'ten beri açmaya çalışıyorlar. Yani, o da 18 yıllık bir projeleri adamcağızların. Hani Mısır'ın mesela dikkatimi çeken, yeni geldim ya Mısır'dan. Mısır hiçbir zaman servis kalitesiyle ön planda değildi. Ama servis kalitesi daha önceki yıllarla kıyasladığın zaman çok çok aşağı düşmüş durumda şu an. Yani bir tane düzgün adam yok. Yani kaba tabirle şöyle anlatabilirim. St. Regis'te kaldım. Kahvaltının siparişini verirken 3 kişi bir araya senin siparişini. Çok zor bir kahvaltı siparişim yok benim. Alt tarafı yumurta istemiştim. Yani, anladınız mı? Yani benim korkum bizim açımızdan ki bizim en büyük altyapımızın, en güçlü yanımızın veya USB'miz şeyimiz servis konusundaki gücümüz. Yani bunu kaybetme noktasına geliyoruz biz. Yani bu nitelikli iş gücünü zaten kayıptı 8 yıldır, 6 yıldır, 7 yıldır artık kaç yıl hangi açıdan bakarsan bak. Bu Covid'le birlikte bu nitelikli iş gücünü tüm sektör olarak tutamazsak elimizde Mısır'dan daha beter duruma geliriz. Evet.
Sana yine de Mısır turizmine yaptığın katkılardan dolayı teşekkür ediyoruz. Yaklaşık bir 20 gündür, bir aydır Mısır'daydın. Senin kadar sisi kalmıyor. Abartma lütfen. Sen beni çok özlemişsin. Sadece 11 gün orada kaldım. Abi vallahi bize bir ay gibi geldi. Hatta ben biliyorsun takılıyorum. Sisi senin kadar Mısır'da kalmıyor diyorum. Ama her şerde bir hayır var. Mısır-Türkiye ilişkileri biliyorsunuz tekrar böyle bir canlanma moduna geçti. Ben buradan izninizle Papa'ya parmaklarını yediren kadına dönmek istiyorum. Meltem Tepeler'e dönmek istiyorum. Meltem Hanım, sizin geçmişte çok kıymetli organizasyonlara ev sahipliği yaptığınızı biliyoruz. Çok kıymetli özel düğünlere, uluslararası etkinliklere ev sahipliği yaptığınızı biliyoruz. Bu bağlamda da şu anda tüm Uluslararası Etkinlikler Derneği, Türkiye Uluslararası Etkinlikler Derneği diğer bir deyişle onun da başkanlığını yapıyorsunuz. Bu bağlamda bizde de ülkemizde sizin de bildiği üzere çok kıymetli destinasyonlara da ev sahipliği yapıyoruz ki bunlardan bir tanesi güzide şehrimiz İstanbul. Bunun dışında Bodrum, Çeşme, Kapadokya, Antalya gibi çok kıymetli ve özel destinasyonları barındırıyoruz. Ben izninizle bu destinasyonların uluslararası etkinlikler ve düğünlerdeki yerini sizden kısaca almak isterim ve bunun dışında bu destinasyonların dışında mesela bir Mardin'i, bir Urfa'yı özel bir düğün destinasyonu haline getirmek mümkün müdür, değil midir? Yine sizden kısaca dinlemek isteriz. Bu arada son 10 dakikaya girdik, onu da hatırlatmak isterim. Tabii kısaca hemen toparlayayım. Çok güzel bir konu sevgili. Şimdi öncelikle ben yıllardır kutlama turizminde çok büyük rakibimiz olan İspanya'yı çok inceletmişimdir, İtalya'yı ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni. Yani bir çölü öyle bir pazarlar ki onlar inanılmaz. Biz bir cevherin üzerinde otururuz ve bunu nasıl pazarlayacağımızı bilmeyiz. Onları incelediğim zaman şunu gördüm. Mesela İtalya, Toskana bölgesine ayrı bir başka hikayesi vardır. Belli bir şekilde orayı öyle pazarlar. İşte atıyorum Güney İtalya'yı farklı bir şekilde pazarlar. Güneşiyle, yemeğiyle, kuzeydeki göller bölgesini farklı pazarlar. Tarihiyle farklı pazarlar. Bari'de şaraplarıyla pazarlar. Türkiye'nin bu kadar büyük bir mücevherin üzerinde yaşıyoruz. Her bir bölgesinin, hatta bölgelerin de bölgelere ayrılarak o şekilde hikayelerinin yazılarak, stratejilendirilerek ve farklı gruplara farklı şekilde anlatılarak pazarlanması gerekiyor destinasyonlar. Yani siz aradığınız şekilde Urfa'yı pazarlayamazsınız ya da Mardin'i başka türlü, Urfa'yı, Mardin'i, Kars'ı başka türlü anlatmanız gerekiyor. Farklı hikayeler yaratmanız, yazmanız gerekiyor. Tıpkı İtalyanlar gibi bölge bölge alıp bölge bölge insanlara, farklı gruplara tanıtmamız gerekiyor. Kasım ayında bir femtrip hazırlamıştım. Çok küçük bir femtrip TGA ile beraber. Siz de kulak misafiri oldunuz o gün, ofiste beraberdik. 8 tane dünyaca ünlü celebrity event planner geldi Türkiye'ye. Adamlar Beyoncé'nin lansmanını yapıyor. Catherine Zeta-Jones'la Michael Douglas'ın düğününü yapıyor. Şimdi bu adamlar 30 kişilik, 40 kişilik gruplardan milyon dolarlar kazanan insanlar. Bu insanlara İstanbul'u, Kapadokya'yı gidip bir tur operatörüne anlattığın gibi pazarlayamazsın. Bu adamlara bir luxury yaşatman lazım. Orada öyle bir duygu yaşatman lazım ki adam bir dahaki lansmanı buraya getirsin. Evet. Adam bunların işte atıyorum doğum günlerini buraya getirsin. Şimdi bu adama başka türlü anlatmalısın, pazarlamalısın. Ama tabii ki tur operatörüne işte ya da başka gruplara başka türlü anlatmalısın aynı bölgeyi. Keza İstanbul. Yani Balat bölgesine ayrı pazarla. Ya muhteşem bir şehir. Ben hakikaten İstanbul aşığıyım ve o çölü, orada da ofisim olduğu için biliyorum. Birleşik Arap Emirlikleri nasıl güzel pazarlar hala aklım almaz. Feyhan'ın dediği gibi herhalde tabii ki İngilizlerin çok büyük parmağı var. Büyük bir pazarlama dehası ve destinasyon düğünlerinde ve kutlama turizminde çok büyük rakiptir Dubai özellikle. Şimdi burada devletimizin yapması gereken bu konuya kafa patlatmış. Kendi uzmanlık alanlarında tıpkı şu anda bizim yaptığımız gibi aynı endüstride çalışıyoruz ama bizlerin know-how'ını
kullansınlar. Bizlerle nasıl, biz bu hikayeleri nasıl yapabiliriz? Bu stratejileri nasıl planlayabiliriz? Bize danışsınlar. O kadar büyük saha tecrübemiz var ki. Ama işte valla arayan yok, soran yok. Grupları alıyorlar, alıyorlar biliyorsunuz. Dinliyorlar, dinliyorlar. Ondan sonra ne yapıyorlar? Bir geri bildirim almıyoruz. Ben çok üzülüyorum gerçekten, çünkü Feyhan ve Hasan'ın da dediği gibi geride kalıyoruz. Dünyada çok büyük bir yarış var, çok büyük bir yani hazırlanıyor. Yani benim kendi segmentim hazırlanıyor, onu biliyorum. Bakın ben mesela Fas'a davetliyim şimdi, 30-40 kişilik bir luxury grupla Ağustos'ta. Fas hazırlanıyor. Malta'ya davetliyim, devlet tarafından davetliyim. Sizce mesela Ertem Hanım, Urfa'nın, Mardin'in bir Fas'tan eksiği var mı? Fazlası var. İnanılmaz fazlası var. O bölgeyi komple alıp Gaziantep, Urfa, Mardin alıp öyle bir destinasyon olarak bir düğün yaparsınız ki. Evet. Yani akın akın insanlar. İnşallah önümüzdeki günlerde devlet özel sektör işbirliğiyle bunu da aşıyor olacağız. Çok kıymetli destinasyonlar ilave ediyor olacağız diye düşünüyorum. Son iki dakika içerisindeyiz. Ben izninizle birer cümle öngörülerinizi almak isterim. Elbette ki bu pandemi döneminde bir öngörüde bulunmanın ne kadar zor olduğunu biliyorum ama birer cümle de olsa yine de ben öngörülerinizi duymak isterim. Ersoy Başkan, seninle başlamak isterim. Bir cümle, kongreler tarafında, özellikle fiziki kongreler tarafında anladığım kadarıyla 2021 yılında, 2021 yılı sonlarında her şey yolunda giderse fiziki kongrelere tekrar kavuşacağımızı biliyoruz. Bu böyle mi devam edecek? 2022'de en azından biz tekrar fiziki kongrelerimize kavuşuyor olacak görünüyor muyuz? Şöyle, aslında iki seçenek var. Yani seçenek de değil, iki ihtimal var. Demin de söyledim, tekrara düşecek belki ama biz tüm kongre organizatörleri olarak yılın ilk yarısı zaten bitti. Artık Ramazan itibariyle zaten fiziksel kongre yapılamaz. Şu anki koşullarda zaten yapılması mümkün değil. Bizim beklentimiz Ekim, Kasım, Aralık aylarını, belki Eylül'ün de bir kısmını kurtarabilmek. Bunu söyleyebilmek için de yaz ortasına kadar bekliyoruz. Tabii. Yani yaz ortası bizim için deadline. Yaz ortasındaki ortama bakarak, havaya bakarak, aşılanma durumuna ve salgının seyrine bakarak o kongrelerin Ekim mi yoksa Ekim olarak yapılıp yapılmayacağına karar vereceğiz. Eğer yapılabilirse sorunun cevabı 2021'in son çeyreği. Eğer yapılamazsa sorunun cevabı 2022'nin ilk çeyreği. Öncelikle olarak o zaman ulusalda uluslararası kongreler için uluslararası kongreler için konuşmuyorum Hüseyin. Yani evet, ulusal pazar için. Orada zaten parametreler bambaşka. Evet. Hava sağlığı aşılamada yani çok kesin. Yani da böyle işin Mayıs tarafı, incentive tarafında da arkadaşlarımın alanlarına girmek istemem ama orada da zaten hareketlenmeye başladığında öncelikle local corporate hareketlenecek. Evet. Orada da iç incentive öncelikle hareketlenecek. Diğer cümle hemen onlardan da alalım. Yayını kapatmamız gerekiyor. Feyyan Hanımcığım, buyurun, sizdeyiz. Tamam, ben çok kısa söyleyeyim. Aha. O zaman kendi öngörümü. Incentive ile alakalı bahsedeceğim. Evet, doğrudur. Incentive alakalı ben eğer biz kendi sayılarımızı kontrol altına alabilirsek, çünkü şu şekilde şey yapamayız, devam edemeyiz. Artı sektörümüzü de ayakta tutmayı başarabilirsek biraz daha desteklerle. Ben seneye Mayıs-Haziran ayı itibariyle yurt dışı incentive'lerin belirli pazarlardan, Amerika, Latin Amerika, Avustralya gibi olabilir. Avrupa'dan çok emin değilim. Orada bir de bir yeşil ekonomi, Green Deal söz konusu. Bizim orada biraz çalışma yapmamız lazım. Başlayacağını düşünüyorum. Ama şu konuştuğumuz sustainability konusunda bence Türkiye çok avantajlı. Onun için bizim hakikaten şu aşamada tekrardan Mayıs'a yönelik bir takım faaliyetlere, reklama, imaj building'ine geçmemiz lazım diye düşünüyorum. Çok teşekkürler. Meltem Hanımcığım, ulusal ve uluslararası düğünlerde birer cümle. Evet, kıpırdanma var. Bahsettiğim gibi kıpırdanma var. Bu sene kıpırdanma
senesi olacak. 2022'den ben umutluyum. İnşallah virüs böyle bambaşka mutasyonlar halinde tekrar ortaya çıkmaz ise aşılanmalar da daha çoğalacak ve insanların güveni kendine geldikçe bizler de sektör olarak muhakkak toparlanmaya geçeceğiz 2022'de diye düşünüyorum. Çok teşekkürler. Hasan abicim sendeyiz. Birer cümle senden de. Hüseyin'cim her şey çok güzel olacak ama 2023'ten önce olmayacak. Ben öyle toparlayayım. Mahvettim bizi. Hayır yani şey eski haline bizim başlaması zaten önce dünyada böyle bir beklenti yok ama kıpırdanma olur. Ama orada da şimdi hani bizim iç faktör önemli. Covid'i açtıktan sonra bizim üstümüzdeki fanus kalkacak. Bizim onun dışındaki problemlerimiz, Covid öncesindeki problemlerimiz de aynı. İşin kabaca söyleyeyim, hani biz Ayasofya'ları kapatmaya devam edersek, biz 2023'te de toparlayamayız, 2024'te de toparlayamayız. Yani o ayrı bir konu. Dolayısıyla her şey çok güzel olacak. Ne yapacaksın? Urfa'ya götüreceğiz Hasan. Her şey çok güzel olacak dedim. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Uluslararası Turizm Forumu'nun birinci gününün son panelini geride bıraktık. Çok kıymetli dostlarımla birlikteydim. Yine ve yeniden sizlerle birlikte olmak, sizlerle bir program içerisinde olmak ve programı yönetmek gayet keyifliydi. Umarım bizleri izleyenler ve takip edenler de aynı keyfi almışlardı ve verimli bir program olmuştur. Katılımlarından dolayı Türkiye Uluslararası Etkinlikler Derneği Başkanı Meltem Tepeler, Profesyonel Kongre Organizatörleri Derneği Başkanı Ersoy Tabaklar, aynı zamanda MPI Türkiye Başkanı Feyyan Kapralı ve Site Türkiye Başkanı Hasan Dinç'e çok teşekkür ediyorum. Tabii kocaman teşekkür de mutfak tarafında organizasyonun eksiksiz ve aksaksız ilerlemesi adına müthiş bir emek ve çaba içerisinde olan çalışma arkadaşlarımıza, TÜRSAP bünyesinde görev alan arkadaşlarımıza ve günün ilk saatlerinden itibaren bu programa kadar yine sunuculu üstlenen kıymetli Sevinç Hatıroğlu'na çok teşekkürler. Farklı bir programda tekrar görüşmek üzere. Herkese sevgi, saygı ve selamlar. Bir de biz sana teşekkür edelim ya. Biz de teşekkürler ederiz. Bizi bir yere getirdiğin için. Teşekkürler. Teşekkürler Sevinç amcım sizdeyiz. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Değerli Hüseyin Kurt'a biz de çok teşekkür ediyoruz. Hem ben şahsım adına da çok teşekkür ediyorum. İsmimi anarak zikrederek teşekkürlerini bildirdiler. Ben de gönülden her zaman için burada gönülden sizlerle birlikte olduğumu, TÜRSAB'a gönülden destek verdiğimi bir kez daha belirtmek isterim. Değerli Hüseyin Kurt'a da bu noktadaki teşekkürleri için gönülden bir kez daha teşekkür ediyoruz. Ve ekranları başında bugün tüm gün boyunca bizlerle birlikte olan siz kıymetli izleyicilerimiz. Evet az önce Mayıs sektöründe yeni dönem nereden başlamalı sorusunun yanıtını çok değerli konuklarımızla aldık. Aslında gün boyunca havacılıktan konaklamaya kadar ve çok değerli başkanların da katılımlarıyla bakanlığımızın değerli yardımcıları, değerli bakan yardımcılarıyla gerçekleştirmiş olduğumuz ilk günü tamamladık. Birinci Uluslararası Turizm Forumu'nun sabah saatlerinden bu yana dek değerli fikirlerle bundan sonra nasıl yol alacağımıza dair kıymetli katılımlarla birlikte ilk günümüzü tamamlarken virgül koyacağız. Neden virgül koyuyoruz? Çünkü yarın saatler yine onu gösterdiğinde tekrar birlikte olacağız. Ve ikinci günde de olacak birlikteliğimizde yapay zekayı konuşacağız. Turizmin içerisindeki yapay zeka, X kuşağı, Y kuşağı, Z kuşağı, yeni kuşak beklentileri konuşacağız. Turizmde kamera arkasını konuşacağız ve bununla beraber yeşil turizmde masaya yatırılacağımız konulardan bir başkası ve hızlı değişimde yarın masaya yatıracağız. Ve ben notlarımı ve konuklarımızın değerli isimlerini önümdeki listemde hazır tutarken sizlere bugün bizlerle birlikte olduğunuz için, bugün ilkini gerçekleştirdiğimiz 1. Uluslararası Turizm Forumu'nda bizlere katıldığınız için gönülden teşekkür ediyoruz. Evet bizler sizinle birincisi olan bu değerli uluslararası forumda pandemi gündemiyle toplandık. Pandemiydi ve pandemi şartlarında sektörün ayakta kalabilmesi için birlikte olduk ve bu konudaki çözüm önerileriyle ve arayışlarla yeniden başlamak için, daha enerjik, daha güçlü başlayabilmek için hep birlikte olduk. Öyleyse aynı güçle, aynı enerjiyle ve geleceğe güzel ve sağlıklı günler için bakarak yarın da tekrar birlikte olacağız. Ben Deniz Sevinç Satıroğlu. Yarın da sizlere efendim TÜRSAB TV ekranlarında bekliyor olacağım. 1. Uluslararası Turizm Forumu'nun 2. gününde görüşmek dileğiyle. Görüşene dek ve her zaman kendinize iyi bakın, sağlıkla kalın. Yarın görüşmek dileğiyle, mutlu akşamlar.